Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Konu tekrar soru çözümleriyle birlikteyiz. Türkiye'de nüfusun yapısal özelliklerini seçilmiş sorularla birlikte çözüyoruz. İlk sorumuza bakıyoruz. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde doğal nüfus artışı daha fazladır? Doğal nüfus artışı dediği zaman aklımıza ne gelecek? Doğum oranı gelecek arkadaşlar. Doğum oranı. Doğum oranına bakmamız gerekiyor. Şimdi baktığınız zaman birin olduğu yer İstanbul, Ankara, üçünün olduğu yer Ankara, dördün olduğu yer Antalya, Ankara, ikinin olduğu yer Trabzon, Rize, o taraflar, şey Rize değil tabii ki de Giresun, Trabzon bu taraf. Burası da neresi arkadaşlar? Mardin olduğu kısımlar. Şimdi bunlara baktığınız zaman doğal nüfus artışı hangisi daha fazladır? Bir kere Trabzon, Antalya, Ankara, İstanbul zaten gelişmiş şehirler olduğu için dışarıdan çok fazla göç alıyor. Çevre şehirlerden çok fazla göç alıyor. Göç aldığı için de doğal nüfus artışlarından ziyade gerçek nüfus artışları artıyor. Gerçek nüfus artışı neydi? Gerçek nüfus artışı doğum artı göçü ifade ediyordu. O yüzden bizim burada seçeceğimiz yer neresi olur? E şıkkı olur. Yani Mardin çevresi olur arkadaşlar. Diğer sorumuza bakıyoruz. Aşağıda Türkiye'de 2010 yılına ait nüfusun yaş gruplarına göre dağılış grafiği verilmiştir. 0-14 dediğimiz %26, 15-64, %67, 65 yaş üstü %7. Yalnızca grafiğe bakılarak nüfusun en fazla 15-64 yaş arasında olduğu, tabii ki de başka bir şekilde olmaz zaten. Yaşlı bağımlı nüfusun genç bağımlı nüfustan az olduğu, bu da doğru. Zaten 0-14'ten az arkadaşlar belli oluyor. Aritmetik nüfus yoğunluğunun fazla olduğu. Bir kere aritmetik nüfus yoğunluğunu biz buradan anlayamayız. Neden anlayamayız? Çünkü yüz ölçümünü bilmiyoruz. Yüz ölçümünü bilmediğimiz bir yerin aritmetik nüfus yoğunluğu hakkında yorum yapamayız. O yüzden 3. maddeyi elediğimiz zaman cevabımız ne olacak? Bursa olacak arkadaşlar. 1 ve 2 olur. Diğer sorumuza baktık. Aşağıdaki grafikte Türkiye'nin yıllara göre 40 kent nüfus oranları verilmiş. Bu çok önemli. Oran. Oran. Yüzdelik. Bu grafiğe göre, yani bu nüfus oran grafiğine göre biz soru yorumlayacağız. Diğer yani sayfamızda bunu göreceğiz. Yalnızca grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1935 yılında nüfusun %25'ine yakını kentlerde yaşamaktadır. 1935 yılını bulduk. %25'ine yakını nedir? Kentlerde yaşamaktadır. Bu doğru. Zaten burada görüyoruz. %25'ine yakın. 1985 yılının 40 kent nüfusu eşitlenmiştir. 40 kent. Dursun. Kentsel nüfus oranı en az 1935 yılındadır. Doğru. En az burada kentsel nüfus oranı. 1935 yılından itibaren kırsal kesimde yaşayan insan sayısı hızla azalmaktadır. 1935 yılından itibaren 1935 yılından itibaren kırsal nüfusun oranı gitgide azalıyor, değil mi? Yaşayan insan sayısı hızla azalmaktadır. Dursun. 1950 yılından sonra kentsel nüfus oranı hızla azalmıştır. 1950 yılından sonra kentsel nüfus oranı azalmıştır. Bu yanlış. Azalmaktadır. Bu doğru dedik. Bunu edit, bunu niye işaretledik? Bunu geç. Şimdi B ve E şıkkı kaldı. 1985 yılında 40 kent nüfusu eşitlenmiştir. 85 yılına bakalım. Yüzdelik olarak 85 yılında bir eşitlenme söz konusu. Nüfus oranlarından bahsediyoruz. Eşitlenmiş. 50 yılından sonra kentsel nüfus oranı hızla artmıştır. 1950 yılından sonra kentsel nüfus oranı sürekli artıyor mu? Sürekli. Şimdi burada takılacağımız nokta şu. Ha, sürekli dememiş, hızla artmış. O zaman bu da doğru. Edirne'ye dedik. Cevap çok açık arkadaşlar. Nüfus oran olarak vermiş. Kentsel nüfus oranı en az 1930, pardon, B'yi okuyorum. Kafa iyice daldı. 1985 yılında 40 kent nüfusu eşitlenmiştir. Şimdi oranla nüfus miktarı aynı şeyler değil arkadaşlar. Oran dediğimiz zaman yüzdelik olarak bir değer verirsiniz. Sayı, miktar çok başkadır. Yani miktarlar değişebilir. Nüfus eşitliğinden bahsediyoruz. Böyle bir durum söz konusu değildir. O yüzden burada cevabımız ne olacak? Miktardan bahsettiği için cevabımız Bursa olacak. Çünkü burası bir oran grafiğidir. Yüzdelik grafiktir. O yüzden cevabımız Bursa olur arkadaşlar. 40 kent nüfusu eşitlenmiştir dediği zaman
Bunu biz nüfus miktarı olarak bilemeyiz. Sadece o oranda bir dengelenme söz konusu ama nüfus eşitlenmiştir diyemeyiz. Cevabımız o yüzden Bursa'dır. Diğer sorumuza geçiyoruz. Yine grafik var. 1927-2015 yılları arasındaki nüfus artış hızı grafiği. Artış hızı. Artış. Doğum oranı 1'miş. 3 olmuş. 2 artış var. 3'ten 9'a çıkmış. 3 katı artmış değil mi? Sonra 1'e düşmüş. Bir azalma var. Ama hep nüfusa baktığınız zaman 10-14 oldu değil mi? Toplam nüfus arttı. Ama artış hızlarında değişimler görüyoruz. Yalnızca grafiğe bakılarak bilgilerinden hangileri ulaşılabilir? Türkiye nüfusu sürekli artmıştır. Nüfus artışı artsın, azalsın, artsın, azalsın. Hiçbir zaman değişmez. Türkiye'nin nüfusu her zaman artmıştır arkadaşlar. Bir olmayanları eledik. Nüfusun en fazla olduğu yıl 2015'tir. En son yıl nüfusun her zaman en yüksek olduğu yıldır. Bu da doğru. 3 olanları eledim. Özür dilerim. 2 olmayanları eledim. Yanlış yaptık. Şu ve şu. Yani B ve E kaldı. Nüfusun en az olduğu dönem 1940-1945'tir. Şimdi bakın. Nüfusun en az olduğu dönem aslında 1927'dir. Ama Dünya Savaşı'ndan çıktığımız için doğum oranlarında ciddi anlamda bir düşüş olduğu için 1940-45 arası doğum oranları çok azalmıştır. Ama bu şu demek değildir. Nüfus miktarı en düşük demek değildir. Sadece nüfus artış oranlarımızda bir azalma var. Yoksa nüfusumuz yine var. Yine en yüksek döneminde. O dönemine kadar yani şurayı kapat. Bu döneme kadar yine en yüksek nüfusa sahip olduğumuz dönem burasıdır arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne olur? Bunu eleriz. Cevabımız 1 ve 2 olur gençler. Diğer sorumuza baktık. Aşağıdaki tabloda 1927, 1950 ve 2000 yıllarında Türkiye'nin kır ve kent nüfusları oransal olarak verilmiştir. Oransal olarak. Neyi görüyoruz? Kent nüfusu gitgide artmış. Kırsal nüfus gitgide azalmış. Bunu görüyoruz. 2000 yılında nüfusun yarıdan fazlası kentlerde yaşamaktadır. 2000 yılında nüfusun yarıdan fazlası. Nüfus, kentsel nüfussal oranlardan bahsediyoruz. 2000 yılında. Evet, fazla. Bunu alırız. Kırsal nüfus miktarı en fazla 1927 yılındadır. Doğru. 2000 yılındaki kırsal nüfus miktarı, 2000 yılındaki kırsal nüfus miktarı 1927 yılındaki kırsal nüfus miktarından fazladır. 2000 yılındaki kırsal nüfus miktarı 1927 yılındaki kırsal nüfus miktarından fazladır. Şimdi bu dönemde nüfusun değişimini iyi bilmek gerekiyor. Yani %35'lik kısım, %76 kısma göre baktığınız zaman az. Az. Ama oranladığınız zaman, yüzdeliğe vurduğunuz zaman daha az gibi duruyor ama olabilir. Bunu da alırız arkadaşlar. 2000 yıllık kırsal nüfus miktarı 1927 yılındaki kırsal nüfus miktarından fazladır diyor. Bunu özür dilerim, bunu alamayız çünkü bunu bilemeyiz. Bunu eleriz. Cevabımız 1 ve 2 olur gençler. Yani Bursa şıkkı olur.